Yani maalesef Azra'dan hala bir haber yok Melis. Okuldan bir arkadaşını da aradım, Kerem'i. Bugün okula da gitmemiş. Allah Allah, nerede bu kız ya? Hayır, karakola gidip imza vermezse başı da yanacak. Tamam Erhan'cığım, haber verirsin bana, olur mu? Teşekkür ederim. Gelsene Deniz, otur. Teşekkürler Oktay. Kolay gelsin. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Ya Deniz, kaygılandırmak istemem. Ama Azra dün gece eve gelmedi. Eve mi gelmedi? Azra bende kalıyordu. Dün Erhan'dan çıkıp bana gelecekti ama gelmedi. Senin bildiğin bir şey var mı? Yok. Yok yani bir haberleşmedik, bilmiyorum. Ne olmuş olabilir ki? Neyse, belki de ben eyvam yapıyorum. Sonuçta artık Özgür bir yerlere takılmıştır. Ama bir telefon alması şart oldu. Girin. Merhabalar. Ben Eylem, gazeteciyim. Benim acil Deniz Demir'e ulaşmam gerekiyor. Siz avukatısınız değil mi? Panik yapmayalım şimdi Azra Bunur. Ben aslında seni başka bir şey için çağırdım. Yeni bir mahkum geldi. Genç bir kız. Senin kısmına yerleştirdik. Çok zengin bir ailenin kızı. Kudret'ten ve diğer para gözlerden korumak için yardımın gerçekten çok önemli. Gözün üstünde olsun istiyorum. Adı Pelin Güney. Tamam. Biz ilgileniriz. Şey, Azra'dan bir haber alırsanız beni haberdar edersiniz değil mi? Tabii ki, hiç merak etme. Teşekkür ederim. Ben de. Kolay gelsin. Teşekkürler. Buyurun. Azra'yı bir araştır. Bak bakalım neler yapıyor, nerede yaşıyor, iyi mi? Anlamadım. Neden böyle bir şey yapacağım? Ne demek neden? Azra şartlı tahliyede. Bizim eski mahkumumuz. Ona karşı sorumluluklarımız var. Yani tekrar içeri girmesini istemeyiz değil mi? Haklısınız. Çıkabilirsin. Ya nasıl kaybolur ortadan Azo ya? Ya nasıl böyle bir şey olabilir ya? Kesin başına bir şey geldi. Tamam Azra, tamam, ne olur. Ne olur. Ne olur kafanda kuruturma. Deniz abla, kesin başına bir şey geldi. Bak Azo oraya imza atmamazlık yapmaz. Of. Kesin bir şey oldu. Bak. Bak şimdi aklıma ne geldi. Azo'ya tomar tomar mektuplar geliyordu ya. Yani bana hiçbir zaman anlatmazdı ne yazdığını da. Şimdi son dönem bu mektuplar geldiğinde böyle bir şey oluyordu. Bir işkilleniyordu. Böyle bir nevri dönüyordu. Bak kesin o mektupların içinde bir şey var. Kesin. Olabilir. Murat mektupları Azra'dan önce okuyordu değil mi? Hı hı. Ben ona sorayım. Bundan bir şey çıkabilir. Çıkar. Ne yapıyorsun sen? Bu niye dolanıyor burada? Ha. Ceza kestik ona. Kapı kapanma saatine kadar odasına giremeyecek. İşte böyle biraz ortalarda dolansın istedik. Utanır belki. Gel. Sonra çamaşırhanenin olduğu yeri de göstereyim. Değil mi? Ha gel, bizden çay kahve iç. Ha? Hadi gel. Yok, ben odaya geçeyim. Neden girmiş içeri? Üvey babasını deşmiş bu. Adam yoğun bakımdamış. Neden? Yüzüne baksan melek gibi kız emme. Bu meleti kullanırmış bu da. Adam da yapma kızım, etme kızım demiş. Kavga çıkmış. Bu da makası sokmuş adama. Gelin bakayım.
Hoş geldin. Gerçi burası çok hoş gelinecek bir yer değil ama. Hikayeni duyduk. Madde kullanıyor musun? Ne kadarı doğru, ne kadarı değil bilmem. Ama eğer söylenenler doğruysa seni burada barındırmam. Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Tamam. Anne, hı? Bu yeni kız var ya, Burak Kervancıoğlu'nun kızıymış. Her yerde bunlardan bahsediyorlar. Babası benim yağlım işlerim eskiden. Nereden düşmüş bu minik kuş buraya? Niye yapmış? Allah, orasını bilmiyorum. Üvey evlat ya, rahat batmıştır herhalde. Babalığını makasla deşmiş. Adamın durumu çok ağır. Hastanedeymiş şimdi. Devamlı ya. Dağ gibi adam. Hep kim konuşuyorsun sen de? Bak bak bak. Ufaklığa bak. Neler de becermiş. Hayırlı olsun. Körpecik gencecik kızı almışsınız yanınıza. Taze kan babında. Ya nasıl ürkek baksana. Kuzu. Aynı senin ilk günler. Ya ben bunu yerim. Kudret hadi. Hadi işine bak. Yemeğine dön. Boğazında kalmasın sonra hadi. Bak sen. Adam ölmese bari. Hadi kalkın lan. Yeter yediniz. Oh. Minik kuş. Allah kurtarsın. Kuzu kaptan. Bu minik kuşa iyi bak. Sana benzemez. Minik kuş. Bir şeye ihtiyacın olursa biz, yani Kudret annem her zaman burada senin için. Unutma. Geçin.
Annem. Merhaba. İyi geceler. Şiirli Geceler adlı dinletimde ilk kez karşınızdayım. Aşklarına kavuşamamış şiirler okuyacağım sizlere. Belki sayemizde kalpten kalbe yol alırlar. Sizlere okuyacağım ilk şiir Atilla İlhan'dan. Ben sana mecburum. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden, ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemez. Bir, iki, dört. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Evet, tamam mı Dursun? Tamam. Evet hanımlar, sayım bitmiştir. Teşekkürler. Murat Bey. Murat. Şey, benim sana bir şey söylemem lazımdı. Yani söylemem gereken bir şey var. Evet, seni dinliyorum. Şey, Azra ile ilgili. Azra'nın şartlı tahliyesiyle ilgili imza atmaya gitmemiş. Yani başı belada olmasaydı kesinlikle o imzayı atardı bir şekilde. Çok endişelendik biz, hasretle de biraz böyle konuşunca acaba ne olabilir diye aklımıza mektuplar geldi, ona gelen mektuplar. Sen okuyordun ya. Hı hı. Yani mühür basmak için. Acaba onların içinde böyle onu tehdit eden ya da rahatsız edebilecek bir şey hatırlıyor musun?
Evet, vardı öyle bir şey. Hatta ben bu konuda Azra'yı uyarmıştım. Murat, ne yapalım? Yani bilmiyorum, böyle elimiz kolumuz bağlı duramayız, ne yapalım? Tamam, sen merak etme, ben ilgileneceğim bu konuyla. Biz Zerrin Hanım'la konuşayım. Tamam, sağ ol. Bana haber verirsin değil mi? Tabii ki. Sağ ol. Deniz Demir efendim. Gelsin. Gel Deniz. Otur. Ne oldu? Buldunuz mu Azra'yı? Henüz değil. Ama ben talep ettiğin hususa dair gerekli yerleri bilgilendirdim. Mektuplarla ilgili polise haber verdim. Şüphelilerin peşine düşünmüştür. Azra en yakın zamanda bulunacaktır. Kaygılanmayın. Hem zaten kötü bir şey olsa haberimiz olurdu. Özge ile bebeğin yerini bir tek biz biliyoruz. Yani bu aralar Kudret'in de en büyük derdi torununu bulmak. Yani diyorum acaba koz olsun diye. Azra'yı Kudret kaçırmış olabilir mi? Hani şantaj olarak kullanmak amacıyla. Bilmem. Sen ne dersin? Kudret yapabilir mi böyle bir şey? Yapabilir mi? Kudret'in yapabileceklerinin sınırını anlatan bir kavram henüz icadı olmadı. Yok yani, bilmiyorum, bir şey yapmamız Deniz lazım. Bak, gerekli merciler gerekli şeyleri yapıyor. Siz de ortalığı daha fazla karıştırmayın. Peki. Çıkabilir miyim? Tabii. Henüz daha başına bir şey gelmediyse Azra, tıpış tıpış döneceksin buraya. Elime düşeceksin. Baksana, hiç utanmıyor ya, hala buralarda dolanıyor. Yazıklar olsun sana. Niye yüzden geldin? Ben olsam gelemem. Neden onu sevmiyoruz? Neden onunla konuşmuyoruz? Öykücüğüm, başka başka durumlar var. Derya ablanın durumu biraz farklı. Çocuğum, kardeşle öyle küser de barışır da. Sen takma kafana bunları, değil mi? Köstebek olduğu için mi? Köstebek olmak kötü mü? Bahçemize mi zarar veriyor? Öykü, sen düşünme bunları, olur mu? O başka köstebek. Hem şöyle anlatayım. Derya ablam birazcık yaramazlık yapmış. O yüzden bir süre yalnız kalması gerekiyor. Anlaştık mı? Pelin Güney. Gel Pelin. Ziyaretçim var. Gel buradan. Ya Deniz abla ya. Ya bence bu kızın hikayesinde bir alengirli bir şeyler var. Sen de hissediyor musun? Ya bayağı bir keş tipi falan da yok. Hiç öyle bir işlerde bezi yok kızın. Ben biliyorum, ben hissediyorum ha. Bana da öyle geliyor Hasret. Bana da öyle geliyor ama işte tanıyamıyorsun. Kimseyi dışarıdan öyle. Hele ki burada. Öyle. Ama tanıyacağız zamanla. Eğer hissettiğimiz gibiyse her koşulda koruyacağız. Dışarıdakilere gücümüz yetmiyor. Bari içeridekileri koruyalım, değil mi? Deniz abla, nerede bu Osman? Delireceğim, nerede? Takip et beni. Kaptan kızı, korkma, yaklaş. Senin de sıran gelecek ama daha bugün değil.
anlaşıldı. Azra bulundu. Bebek için pazarlık var. Kızlar, siz gidin bir hava alın. Biz Deniz Hanım'la pazarlık yapacağız. Pazarlığın fiyatını bilmenize gerek yok. Piyasa rayiçlerini yükseltmeyelim. Ne olur ne olmaz spekülasyonlar. Hadi de gel Kudret. Okey. Gelirim. Sadet benim işim. Ya sen de hiçbir espriden anlamıyorsun. Neredeyse Azra karısını özleyeceğim ha. Lafı dolandırma. Azra bende. Yani emin ellerde. Benim yüksek himayem altında. Nerede? Azra'ya karşı torunum istiyorum. Fiyatı bu. Nerede dedim. Hop, stop, yavaş. Yerler yaş. Benim de hem sabrım hem zamanım seninki gibi kısıtlı. Senden daha kısıtlı. Tekrar ediyorum. Torunumu ver, Azra'yı al. Havalandırmaya kadar zamanım var. Düşün, taşın. Kararını verirsen gel. Orada Azra'nın sesini duyacaksın. Kudret annelerin geliyor. Bir o eksik sanki. Beton sıfatlı. Ha. Azra için son şansı. Azra. Deniz. Yok bir şey. Deniz. Bana yalan söyleme. Her şeyin farkındayım. Niye buluştun bununla? Neyin pazarlığını yaptın? Azra'nın elinde olduğunu söyledi. Azra'ya karşılık bebeği istedi. Değil mi? Deniz. İyi günler. Sen istedin Deniz Hanım.